AK Parti seçmeni AK Parti'ye oy vermemiş ya. Aynı seçmen Cumhurbaşkanımıza dik dur eğilme bu millet seninle diyen seçmen. Yani Cumhurbaşkanımız aynı dik duruşu devam ettiriyor. Yani ekonomik bazı veriler kötüye gidiyor diye niye bu kadar büyük refleks gösterdiler onu da anlamadım. Özellikle son 2 aydır emekliler çok ciddi manada sıkıntılı olduklarını dile getiriyorlardı ve esasında bu seçim üzerinde beklentileri de vardı. İşte MHP'liler görevini yerine getirmedi gibi bazı söylemlerde bulunuyorum. Bana göre... Hayır ben katılmıyorum buna. Ben de katılmıyorum. MHP'yi de konuşacağız zaten. Bahçeli, MHP'nin lideri. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında hiçbir AK Parti genel başkanı durmazken dimdik arkasında durdu. Seçimin bahanesi olarak yani kimse MHP'leri göstermesin. Partiler teşekkür edecekse Milliyetçi Hareket Partileri etmeli. Çünkü kayıtsız şartsız Devlet Bey'in bir dediğini iki etmedi. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili. Genel seçimlerdeki Meral Hanım'ın tavrı, oturması, masaya kalkması, işte söylemleri falan derken o seçmende bir güvensizlik meydana getirdi. Yani İYİ Parti'nin bundan sonra toparlanma olasılığının olduğunu düşünmüyorum. İYİ Parti kendi içerisinde toparlansa bile seçmen eğiliminin tekrardan işte bir İYİ Parti'ye döneyim, yöneleyim gibi bir derdi olacağını düşünmüyorum. Ben İYİ Parti seçmeninin sağ partilere gitmediği belli, CHP'yi tercih ettiğini görüyoruz. İYİ Parti siyaset sahnesinden bence silinen bir parti olmuş oldu. Şimdi şöyle, İYİ Parti ilk seçildiğinde 2024 İYİ Parti'nin son seçimi olacağı çok belliydi. Sadece tek sürpriz yapmayan partinin İYİ Parti olduğunu düşünüyorum. Bu seçimlerdeki oy oranı böyle olacağı belliydi. Türkiye haritasında bakıyoruz. %37.77 CHP, %35.49 AK Parti, %6.19 Yeniden Refah, %5.70 DEM, %4.99 MHP. İYİ Parti yok. Doğan Aydal mıydı? Yeniden Refah Partisi. Evet. Hiç gördün mü Kocaeli'de? Ben kendisiyle hele bu son açıklaması zaten tam bir fecaat. Kocaeli halkı çok... Kendisi ulusal televizyonlara daha çok çıkıyor diye. Yani çok muhteşem bir özgüvenle Kocaeli'nin kaybettiğini söylemiş. Besim Tübük dinliyor herhalde. Bu söz Besim Tübük'ün sözüydü. Abi, hani ben kaybetmedim, halk kaybetti. Şöyle benim gibi birini kaybettiği için Kocaeli üzülmeli minvalinde bir açıklaması çok olmuş. Çok saçma yani. Saçma sapan bir şey bu yani. Sayın Erbakan'ın çok acil bir şekilde partisine hakim olacağı bir yapı kurması gerekiyor. Yoksa 3. sıraya getiren vatandaş bir anda işte görüyorsunuz İYİ Parti nasıl yoksa o da diğerlerinin arasına katılır.